Olup da yeniliyor Müslümanlar. Cumartesi günü muharebe, yenildiler, şehitleri defnettiler. Sonra Mekkeliler Ebu Sufyan, Revha denen bir yere kadar vardılar. Dediler ki, hala geride Müslümanlar var. Onların kökünü kazıyamadık. Duruyorlar, yaralandılar. Hamza gibi kahramanların da öldürdük, şehit ettik. O halde dönelim, Medine'de Allah diyen bir bırakmayalım. Taş üzerinde taş, gövde üzerinde beden baş bırakmayalım dediler. Tam dönecekler. Bu haber Resulullah Aleyhisselam'a ulaşınca, Efendimiz Aleyhisselam, yolda dönenleri istemiyorum. Kafirin gücüne bakarak bizi bırakanları istemiyorum. Sadece Uhud'da duranlar, şehitler mahşerinde benimle aynı safta İslam müdafası yapanlar, onları davet ediyorum. Onlarla birlikte gidiyoruz. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, pazar günü Medine-i Münevvere sokaklarında, şehitlerin acıları yüreklerde çok daha taze. Peygamber aleyhisselam davet ediyor. Allah davet ediyor. Karşılarında mağlup olduğumuz düşman üzerine yürünecek. Hem sadece Uhud'a katlananlar gelecek. Yaralılar, kendilerinden daha yaralı olanları sırtlarına alıyorlar. Yürüyemiyor. Mecali yok. Ama Allah davet ediyor. اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ Hazreti Muhammed Aleyhisselam davet edince, Allah Azze ve Celle davet edince, o zaman sahabe-i kiram radıyallahu anhum yaralı, yürüyemiyor. Arkadaşının, kardeşinin sırtına biniyorlar. O halde küffarın, o halde Ebu Sufyan'ın ordusunun üzerine yürüyorlar. Rabbim bu ayet-i kerimeyi nostalji olsun diye bize indirmedi. Bu ayet bana diyor ki, bu ayet sana diyor ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam onları davet ettiğinde yürümeye mecalleri yok. Önlerinde daha dün mağlup oldukları Mekke ordusu var, küfür ordusu var. Ama onlar korkmadılar, yılmadılar, yaralarımız var, acılarımız var, şehitlerimiz var demediler. Allah'ın davasını hakim kılabilmek için yürüdüler. Peki ya sen evinde, sen okulunda, sen cemiyetinde sahabe-i kiram gibi İslam'ı yaşama, anlatma, tebliğ etme, neşretme derdine, davasına sahip misin Müslüman? Eğer buna sahip değilsek ne kıymetimiz var? Öldüğümüzde gübre olacağız, o kadar işte. Toprağın altında olunca üzerindekine faydamız da yok.